dinleyiciler, bugün sizlere fasulye dilesi yapacağım. Karadenizli olarak bilinse de artık kadınlar günlerinde bile fasulye dilesi yapıyor. Patates salatası, Amerikan salatası yerine. Çok lezzetli oluyor. O zaman fasulye dillemizin yapımına geçelim. Fasulye dillesi için gerekli malzemeler 400 gram taze fasulye, yarım çay bardağı pirinç, 1 adet soğan, 1 adet patates, 1 adet domates, 2 su bardağı su, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, yarım çay kaşığı iç yağ. İç yağ koymanız zorunlu değil. Pul biber, kekik ve tuz. Fasulyeyi güzel bir şekilde yıkadım. Baş kısımlarını şu şekilde çıkartıyorum, çatının üstüne koyuyorum. Baş kısımlarını elimle kopartıyorum. Bıçakla da kesebilirsiniz. Bütün fasulyelerimi baş kısımlarını önce temizliyorum. Son fasulyemin de baş kısmını temizledim. Şimdi doğrayacağım. Fasulyeyi ben şöyle bir avucuma sıcak kadar alıyorum. 5-6 tane. Bir tane daha alıyorum. Şöyle. Hepsinin baş kısmını bıçakla aynı hizaya getiriyorum. Böyle 2 santim kalınlığında, çok ince olmadan, çok kalın da olmadan kesiyorum. Gördüğünüz gibi şu kalınlık benim için ideal. Hemen tenceremi alıyorum, doğruyorum fasulyelerimi. Ve diğer fasulyelerim için de aynı işlemi yapıyorum. Bitene kadar fasulyelerimi doğrayacağım. Aynı boy olursa fasulyeler bu işlem daha kolay oluyor. Şöyle. Aynı boy değilse aynı boyları yana koyup 2-3'te kesebilirsiniz. Elinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Ama tatlı daha kolay oluyor. Daha düzgün oluyor. Bu fasulyelerim bitene kadar aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Ve bitti. Şöyle fasulyelerimi bir kaba alıyorum. Şimdi fasulyelerimi yapma aşamasına geçiyorum. Tencereyi ocağın üzerine aldım. Tencereyi ocağın üzerine aldım. Ocağın altını yakıyorum. 2 su bardağı kadar su boşaltacağım. Daha sonra ihtiyaç olursa yine dökeceğim. İçine tuz ekliyorum ki fasulyelerini eklediğimde fasulyelerin yeşil kalsın. Bir tatlı kaşığı kadar koydum. Şimdi tuzunu sonra ayarlarım. Şöyle karıştırıyorum. Tuzun içinde erisin. Suyum kaynayana kadar bekliyorum. Suyum kaynadı. Ocağımın altını kısıyorum. Şimdi suya fasulyeleri ekliyorum. Kadar fasulyelerimi ekledim. Sonra soğanlarımı ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Suyu çektirirler mi? Suyu çok fazla koymadım. Az olduğunu düşünmeyin. Bu soğan yeterli gelecektir. Şimdi fasulyelerim diriliğini kaybedene kadar, yani yarı pişmiş halde olacak, yarı pişmiş haldeyken içine patateslerimi de ekleyeceğim. Ama şimdi bekliyorum fasulyelerim diriliğini kaybetsin. Ondan sonra patatesleri koyacağım. Fasulyelerim yaklaşık 10 dakika kadar piştiler. İlk çiğ halini kaybettiler. Tam olarak pişmişler, yarı pişmiş haldeler. Şimdi içine küp küp doğradığım patateslerimi ekleyeceğim. Şöyle karıştırıyorum. Hala suyu var gördüğünüz gibi. Çekmedi. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi patatesler pişerken zaten dibler de suyunu çekmiş olacak. En sonunda pirincini koyacağım. Pirinçler içinde lap olmasın diye en son ekleyeceğim.
altını orta ateşte açıyorum. Şöyle tenceremi az yarı kapalı bir şekilde patateslerimi pişmeye bırakıyorum. Pirinçlerimi de ekledim. Patateslerim pişmiş. Şimdi pirinçlerim uzayana kadar, çok fazla lapa yapmayacağım. Uzayana kadar pişireceğim. Şöyle ağzını kapatıyorum güzel bir şekilde buharıyla. Pirinçlerim de yumuşasın. Suyunu çekmeye başladı. Çok az bir suyu kaldı. Artık son aşama. Özellikle gördüğünüz gibi pişmiş olmuşlar. Domates rendesi dökeceğim. Domates rendesi çok güzel bir tat veriyor. Böyle altını tamamen açayım. İçine benim annem çok güzel yapar. Patlıcan da koyar annem. İnanılmaz güzel lezzet verir. Karadeniz'de böyle yapılır. Çok da lezzetli olur. Ama ben bugün patlıcan kullanmayacağım. Sadece patates kullandım. Normalde patates de pek kullanılmaz aslında. Ama Karadenizliler bilir, koyulur. Bu şekilde. Birazcık domates suyu da kaynayınca ocağımın altını kapatacağım. Domates suyum da kaynadı. Bu kadar yeterli. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi yağsını hazırlayacağım. Buzdolabı tenceremi ocağımın üzerine aldım. Ocağımın altını yakıyorum. Şöyle 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. İçine karadenizler kullanır. Çok ufak bir böyle çay kaşığının ucuyla iç yağ koyacağım. Çok güzel lezzet veriyor tabi sevene. Sevmeyen koymasın. Çok da gerek değil. Karadenizler sever koyar. İçine şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber koyacağım. Şöyle karıştıracağım. İç yağ eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Pul biberimle yağlarımı yaktım. İç yağımı eridi. Şimdi tenceremi ocağımın üzerine alıyorum tekrar. Bu şekilde. Ve yağımı pirinçlerimin üzerine döküyorum. Ve karıştırıyorum. Bu arada tuzunu ekliyorum. Tuzunu koymuştuk ama o yetersiz gelecektir. Tuz eklemeniz gerekiyor. Ben çok seviyorum. Şöyle köy kekiği gezdirmeyi üzerine. Köy kekiğini de gezdirdim üzerine. İlediğiniz kadar koyabilirsiniz. Karıştırıyorum. Ocağımın altını şöyle tamamen açtım. Pişmesi sınıf önce ocağımın altını kapatacağım. Görüyorsunuz. Ses gelmeye başladı. Ve fasulye dillen hazır. Bugün sizlere fasulye dillen tarifi verdim. Karadeniz yöresine ait bu harika tarifi mutlaka siz de deneyin. Ben şimdi afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.